Dünyayı yarattıktan sonra Tanrı Ülgen can sahibi yaratıkları meydana getirmiş. Kuşlar ve hayvanlar taygalarda özgürce dolaşıyor, bolluk içinde yaşamlarını sürdürüyormuş. Ancak Tanrı Ülgen insanları çıplak yaratmış ve onlara ateşi de vermemiş. Günler kısalıp güneş ufka yaklaşmaya başladığında soğuk kış artık nefesini insanların enselerine üfler ve onları tir tir titretir olmuş. Oysa kuşlar yaptıkları sıcak yuvalarında rahatça günlerini geçirmekteymiş. Soğuktan gittikçe üşüyen insanlar bir umut kuşlara danışmaya karar vermişler. Ve yanlarına gidip onlara seslenmişler. Ey kuşlar! Siz ki engin denizleri aşıyor, yüce dağları geçiyorsunuz. Dünyanın dört bir tarafına uçuyorsunuz. Ne olur, ne olur bize yardım edin. Yardım edin, ateşi bulalım ve artık üşümeyelim. İnsanların halini gören kuşlar onlara acımış ve ricalarını kabul etmiş. Açmışlar yüce kanatlarını ufka doğru. Az uçmuşlar, uz uçmuşlar, dere tepe düz uçmuşlar. Dünyanın dört bir tarafına gitmiş, engin denizleri aşmış, yüce dağları geçmişler. Ama ateşi hiçbir yerde bulamamışlar. Gökyüzünde kuşların göçten döndüğünü duyan insanlar heyecanla evlerinden dışarı çıkmış. Ancak kuşların kanatlarının boş olduğunu görünce hayal kırıklığına uğramışlar. Yine de yardım ettikleri için ikramlarını kuşlara sunup onlara teşekkür etmişler. Günler geçmiş ve güz yeniden kapıda görünmüş. İkinci kara kışı çok daha fazla kayıpla geçirmiş insanlar. Yine de bir umut tekrar kuşlara danışmışlar. Bu sefer göç yollarında geçtiği yerlerin efsanelerini dinleyen bir kuş kendini yoklamış ve bir umut insanlara ateş kuşunu anlatmış. Bir kuş vardır, bilge, yaşlı bir kuş. Eğer onu bulursanız belki ateşi de bulursunuz. İnsanlar bunu duyunca yolculuk hazırlıklarına başlamış ve sonra dünyanın dört bir tarafına yayılmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Engin denizleri aşmış, yüce dağları geçmişler. Ve en sonunda kocaman ulu bir kayın ağacının dallarında yaşlı, devasa ateş kuşunu bulmuşlar. Ateş kuşu insanların dertlerini dinledikten sonra onlara şöyle seslenmiş. En mükemmel ben yaratıldım dememeli. En akıllı benim diye kibirle yürümemeli. Doğaya bakmalı, onu dinlemeli. Ey insanlar, bakın taşa, buluta, dağa, toprağa, bakın, dinleyin. Sonra yerden iki beyaz taşı alın, birbirine çalın. Kıvılcımlar çıktığında ateşi de bulacaksınız. Bunu dedikten sonra tekrar sessizliğe bürünmüş ve insanların gitmesini beklemiş. Ateş kuşundan öğrendiklerini önce çocuklarına, sonra torunlarına anlatan insanlar kulaktan kulağa bu bilgiyi yayarak ateşe hükmeler olmuşlar. Doğadan topladıklarıyla karınlarını doyuruyor, artık kışı sıcak yuvalarında geçiriyorlarmış. İşte o gün bugündür, artık kara kıştan korkmaz olmuşlar.